Hepiniz Gel Bizden Ye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika sosuyla ikram etmiş olduğum ve tamamıyla el yapımı olan spagetti tarifimi paylaşmak istedim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorumlar kısmında görüşlerinizi, önerilerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi seyirler. Eriştemin hamurunu yapmakla başlıyorum. 5 su bardağı kadar unumu, 3 adet yumurtamı, 1 yemek kaşığı kadar tuzumu çıkma kabımın içerisine ekliyorum. Daha sonrasında ise 1 çay bardağı kadar suyumu içerisine ekliyorum ve hafif hafif yoğurmaya başlıyorum. Ara ara suyumu ekliyorum. Ben toplamda bu 1 çay bardağının haricinde 2 su bardağı kadar yine su kullandım. Yani toplamda 2,5 su bardağı kadar su kullanmış oluyorum. Bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. İstediğim kıvam gelene kadar yoğurma işlemime devam edeceğim. Hamurum istediğim kıvama ulaştı. Şimdi ise uzunlamasını açacağım hamuru. Ardından 3 parçaya böleceğim. Daha sonrasında üzerini nemli bir bezle kapatıp bir 10-15 dakika kadar dinlendireceğim. Daha sonrasında ise açmaya başlayacağım. Hamurlarım dinlendikten sonra ise bir bezemi güzelce büyüterek açıyorum. Daha sonrasında ise uzunlamasına dikdörtgen şeklinde olacak şekilde şekiller veriyorum ki bizde makine var. Makineden geçirerek yapıyoruz. Güzel rahat geçebilsin diye. Ha illa makine de olmayabilir. O zaman da elimizde de kestiğimiz zamanlar oluyor tabii ki de. Elimizde keserek de eriştemize güzel şekil verebiliriz. Görüyorsunuz zaten yarım dikdörtgen şeklinde vermiş olduğum hamurlarımı makinemin içerisinden geçiriyorum. Makine olmasa da yine elinizle çok da rahat kesebilirsiniz. Bu şekilde şekil verebiliriz. Görüyorsunuz erişte diyeyim, noodle diyeyim, spagetti diyeyim hepsinin bir karışımı gibi artık tamamıyla hazır oldu. Şimdi pişirmeye geçti sıra. Tenceremi suyla doldurdum. İçerisine bir iki damla kadar yağ ekliyorum ki birbirlerine yapışmasınlar diye. Kaynayan suyumun içerisine hazırlamış olduğum eriştelerimi ekliyorum. Bir 10-15 dakika kadar güzelce pişene kadar suyumu da bekletiyorum. Daha sonrasında alıyorum ve sosumu hazırlamaya başlıyorum. Yarım çay bardağı kadar yağımı tenceremin içerisine ekliyorum. 1,5 yemek kaşığı kadar ise salçamı yine ekliyorum. Ve güzelce salça açılana kadar pişirmeye devam ediyorum. Yağım tamamıyla açıldıktan sonra ise kıştan hazırlamış olduğum 1 su bardağı kadar domates sosumu salçamın içerisine ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum.
Ardından 2 diş kadar doğramış olduğum sarımsağımı içerisine ekliyorum. Şimdi sıra geldi baharatlarımı eklemeye. 1 çay kaşığı kadar karabiber, 1 çay kaşığı kadar nane, 1 çay kaşığı kadar fesleğen, yarım çay kaşığı kadar kimyon, 1 çay kaşığı kadar da tuzumu içerisine ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Daha sonrasında ise 1 su bardağı suyumu ekliyorum ve tamamıyla kaynamaya bırakıyorum. Ve sosum da artık tamamıyla hazır olduktan sonra ise pişen eriştelerimi içerisine ekliyorum ve güzelce birbiriyle harmanlıyorum. Ve böylelikle hazırlamış olduğumuz erişte tarifimizin sonuna da gelmiş oluyoruz. Gerçekten harikaydı. Özellikle evde yapılmış olması tadını sanki daha da bir değiştirmişti. Gerçekten çok güzeldi. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorumlar kısmında görüşlerinizi, önerilerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun.